Virüs yazın biter mi? Havuzdan bulaşır mı? Klima virüsü yayar mı? Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Atan Evzat Yalçın herkesin merak ettiği bu soruların yanıtlarını A Haber yayınında verdi. Malumunuz önümüz yaz ve denizden ya da havuzdan virüs bulaşabilir mi? Bir ek daha. Bu yaz tatil yapabilecek miyiz? Buna ben de bir ekte bulunayım. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nda hem üniversitelerde hem de ilk ve orta dereceli okullarda telafi eğitimleriyle ilgili hazırlıkları var. Sizin öngörüleriniz neler olur bu konuda hocam? Şimdi hastalığın başlamasından bu yana ülkemizdeki veriler yaklaşık bir aylık bir süre geçti. Belli bir noktaya kadar daha yükselmesi bekleniliyor. Dolayısıyla bunun Haziran başına kadar aslında gerekli önlemler alındı. Karantinaya da bir şekilde uygun uygulamada sıkıntı olmazsa Haziran'a kadar hızlı bir şekilde vakaların düşme eğilime doğru girileceği belli. Şöyle ki belli bir pik yapacak, daha sonra gidip azalacak ama muhtemelen yaz ayları boyunca da hastalığın bir süre böyle iniş çıkışlarla gidebileceği konusunda veriler var. Sizin sorunuzla başlarsam deniz ve havuzla girmek suyla bulaşmıyor bu hastalık. Su o nedenle gıdalarla bulaşmıyor. Ve o nedenle bir şekilde denize havuza girmenin herhangi bir sakıncası yok yaz mevsiminde. Tatil yapma konusunda tabii ki o günkü karantina önlemleriyle tabii o günkü koşullarla herhalde değerlendirmek gerekecek. Bugünden bir şey söylemek zor görünüyor. Kapalı mekanlarda virüsün bulaşı hızı, açık ofisler malumunuz büyük şirketlerde, büyük şehirlerde çok kullanılıyordu. Evden çalışma aslında şu an itibariyle önerilen ama bu noktada çok soru geldi. Yorumlarınızı merak ederiz. Hem açık ofislerle hem kapalı mekanlarda ne kadar kalmalıyız ya da nasıl korunmalıyız? Evet. Burada aslında başlangıçtan beri virüsün bulaşıcılığının yüksek olduğu zaten birçok kez söylenildi. Bir kişinin işte ortalama 4-5 kişiye onların da diye böyle bir şekilde bulaştırmasını devam ettiğini biliyoruz. Bu nedenle bir araya gelmelerin bir şekilde engellenmesi en önemli önlem maddesi. Bu nedenle işte evlerden çalışabilmek, home office tarif ettiğimiz şekilde evlerden işleri sürdürebilmek burada yapılması gereken en mantıklı olay. Ancak ikinci bir husus, eğer tabii zorunlu olarak iş yerine gitmek durumunda olan bireylerinde bir şekilde bulundukları yerlerde ortamı sık sık havalandırmaları önemli. Bu sık sık havayı değiştirmeleri ortamdaki, her ne kadar virüs havada çok fazla kalamıyor. Yani tamam, kısa bir sürede hastalıklı bireyin işte aksırmasıyla ortama saldığı virüsler bir şekilde biz çok kısa bir süre havada kaldıktan sonra yere düşüyor. Ve dış ortamlarda daha çabuk etkisini yitirebiliyor. Ama tabii burada bazı malzeme türlerinin önemi var. Mesela işte plastik üzerinde 24 saat, işte kağıt üzerinde yine 24 saat civarında, metal yüzeylerde işte 2 gün, 3 gün kadar kalabiliyor. O nedenle dokunulduğu zaman bu el hijyenini sürdürmek de önem taşıyan başka bir husus. Hocam hemen klimaları da bu sorunun arkasına eklemek isterim. Özellikle akıllı binalarda yeni çalışılan o ofis ortamlarında öyle camları açıp havalandırmak çok kolay olmuyor. Bu anlamda klimalar devreye giriyor. Klimalarla ilgili bir çalışma yapmak gerekir mi? Bu konuda virüsün yayılmasında etkili ya da etkisiz olabilir mi? Buna yönelik bir çalışma var mı? Aslında çok yeni tanıştığımız bir virüs ama genel olarak virüslerle ilgili sorayım. Klimalar aslında bizim geçmişte başka türlü hastalıklar yönünden riskli. İçinde su bulundurduğu için işte lejyonella ya da bir başka türlü bazı hastalıklar yönünde ama klimaların buradaki virüs çünkü birçok dış koşulda etkilenebiliyor. Ama şunu da her yıl olduğu gibi klimaların mutlaka bir temizlikten geçirilmesi, işte filtrelerin değiştirilmesi de önemli başka bir husus diye düşünüyorum.
Hocam bir de Çin'den gelen bir açıklama vardı. Ayakkabıların altında çok uzun süre kalabildiğine yönelik, aslında bunu defalarca paylaşmıştık ama yeni açıklama ile birlikte elbette izleyicilerimizin zihninde yeni soru işaretleri de oluştu. Buna yönelik mesajınızı bir kez daha paylaşır mısınız? Ayakkabıların altında kalıyor mu? Eve girerken neler yapmalıyız? Ayakkabılarımızla ilgili alacağımız önlemler ne olmalı? Şimdi tabii böyle bu ihtimal dahilinde var ama çok düşük. Ama şunu da yine de yapmak lazım. Dışarıda kullandığımız ayakkabıları evin dışında çıkartıp içeri almamak en ideali olur. Yani çok düşük bir ihtimal dediğim gibi. Yine de ama tedbirli olmakta yarar var. Ya da işte iş yerinde gittiğimiz zaman buna dikkat etmekte yarar var diye düşünüyorum.